Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, yeni bir haftaya başlarken paranın rotasında sizlerle birlikteyiz ve bu haftaya başlarken oldukça hareketli bir hafta olacak büyük bir ihtimalle. Çünkü önemli haberler var, piyasalarda stres var. Amerika'da bu borç krizi, borç limitinin arttırılması, arttırılmaması tartışmaları devam ederken 1 Ekim tarihi geldi, kapıya dayandı ve 1 Ekim'den itibaren de ki bu da yarın otomatik olarak bütçe kesintileri başlamış olacak. Çünkü Obama şu aşamada cumhuriyetçilerle adeta bütün iletişimini kesmiş durumda. Eğer diyor bu ülke borcunu ödeyemez duruma gelirse veya maaş ödeyemez duruma gelirse bunun sorumlusu da sizsiniz diyor cumhuriyetçilere. Nitekim diğer taraftan Clinton daha önce onun döneminde de bu borç tavanının arttırılamaması sonucu, buna hükümetin kapanması deniyor veya deadlock, kilitlenmesi adı veriliyor. Bazı harcamalar yapılamıyor. Amerikan hazinesinde şu an yaklaşık 30-40 milyar dolar arası bir kaynak kalmış durumda. Yeni borçlanma yapmadığı sürece belki emeklilik maaşları, birçok ödemeler yapılmayabilir. Hatta bazı verilerin açıklanamayabileceği bile belirtiliyor. Nitekim bu piyasalarda ciddi anlamda stres yaratıyor. Geçmişe baktığımızda da geçmişte buna benzer olaylar olmuş. 96 yılına bağlayan Aralık ve Ocak tarihlerinde yaklaşık 3 hafta anlaşma yapılamamış ve bunun üzerine piyasalarda çeşitli sert hareketler de olmuş. Ama sonuçta bir şekilde bir taraf geri adım atıyor. Şu ana kadar cumhuriyetçiler Obama'nın geri adım atmasını, bu Obama Care diye bilinen sağlık sigortası, Amerika'daki sağlık sigortası uygulamasında sen geri adım at, şunları yap şeklinde mesaj veriyorlar. Fakat Obama da hayır yapmıyorum. Tabii açık bir şekilde böyle söylemiyor ama buyurun, eğer Amerika borcunu ödeyemiyorsa bunun sorumlusu sizsiniz şeklinde davranıyor. Bu nedenle piyasalarda şu aşamada bir stres hakim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York borsasının vadeli işlemlerine baktığımızda Dow Endeksi ve S&P Endeksinin vadelilerinde %0.76-77 geri çekilmeler var. Bu arada Nikkei de Japonya'da bundan etkileniyor, diğer piyasalarda etkileniyor ve Japonya'da %2'ye yakın bir düşüş var, %1.80. Bu durum altına bir miktar yaramış durumda. Dolar düştükçe, dolar şu an diğer piyasalarda düşüyor, yani diğer paralara karşı değer kaybediyor ve Türk lirası da dolara karşı değer kaybediyor. Bu sabah itibariyle dolar 2.04 TL'den işlem görüyor. Şöyle bir baktığımızda faizlerde sert bir gerileme var Amerikan 10 yıllık faizlerinde ve 5 yıllık faizlerde de yine %1.85'lik oranında bir geri çekilme var. 5 yıllık faizler 1.37.50'ye gelmiş. 10 yıllık faizlerde 1.59'a gelmiş. Şu an var olan kağıtlara, devlet kağıtlarına bir miktar alım var ve dolar dünya piyasalarında diğer paralara karşı dediğimiz gibi değer kaybediyor. Üstüne üstlük şimdi hemen DAX'a bakacağım. DAX endeksinde, Almanya DAX endeksinde %0.82'lik bir değer kaybı var. Biliyorsunuz hafta sonunda İtalya'daki koalisyonun önemli ortaklarından Berlusconi'nin 5 tane bakanı istifa etti. Ve bu istifa sonrasında da İtalya'da şu an siyasi bir kriz var. Yeni bir seçim mi olacak, yoksa yeni bir koalisyon mu yapılması gerekecek? Kafalar ciddi biçimde karışık durumda. Dolayısıyla İtalyan faizleri de yukarı doğru gitmeye başladı. Yani genel olarak bir kara bulutlar dalgasıyla başladık bu haftaya. Dileriz bu haftayı çok küçük badirelerle atlatıp bu sorunların çözüldüğünü görürüz. Eğer Amerika'da bu sorun çözülmezse arkasından gelecek günlerde üretimde ve tüketimde ciddi geri çekilmeler söz konusu olabilir ve iş dünyası yeniden frene basabilir.
Genel kanı şu, nasıl olsa çözülecek. Daha önce de oldu. 17 kere bunları yaşadık. Hepsinde borsa düştü. Faizlerde gerileme oldu. Dünya piyasalarında dolar değer kaybetti ama bu iş çözüldükten sonra tekrar borsalar artıyor ve dolar da değer kazanmaya başlıyor. Evet, ben bir haftaya başlarken bugün bu haftanın temel belirleyicisi, yani bu sabahın temel belirleyicisi faktörlerden bahsettim ve yurt içinden bahsetmedim. Şimdi tüm bu konuları her pazartesi günü olduğu gibi konuğum Okan Aybar'la konuşacağız. Okan, hoş geldin. Hoş bulduk. Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Okan Aybar. Evet. Şimdi sen Amerika'da ne görüyorsun? Burada bugün TheLira.com sitesinde Deutsche Bank'ın bir analizi yayınlanmış. Daha önceki bu tür durumlarda piyasalar nasıl davranmış? O verilmiş. Öncesinde ve sonrasında nasıl davranmış? O verilmiş. Genel olarak baktığımızda bir stres yaratıyor. Ama iş çözüldükten sonra tekrar işler olumluya dönüyor. Evet, hep öyle olmuş zaten. Hiç bugüne kadar görülmemiş ki Amerikan devletinin kilitlendiği veya işte borçlarını ödeyemediği veya işte maaşları ödeyemediği gibi bir durum söz konusu olmamış. Şimdi cumhuriyetçilerin sıkıştırmasının nedeni aslında tamamen siyasi. Yani Obama tarafının sıkıştırması siyasi nedenlere bağlı. Hatırlarsanız geçen sene de Obama vergileri arttırmak istemişti ama cumhuriyetçiler buna karşı çıkmıştı. O bayağı bir tansiyonu yükseltmişti Amerika'da Obama ile cumhuriyetçiler arasında. Dolayısıyla ben bu gelişmenin de yani şu bu sene, önümüzdeki hafta yani bu hafta içerisinde bu Amerika'nın kilitlenip kilitlenmemesi meselesinin tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum. Yani bunun ama tabii illaki ekonomik neticeleri olur mu olmaz mı onu şöyle tartışmak gerekir. Finansal neticeleri olur ama ekonomik neticesi olmaz. Çünkü bu konu çok derhal kısa bir zamanda çözülmesi gereken bir konu ve ekonomiye yansımayacak şekilde çözümlenecek. Ama siyasi sıkıntının finansal piyasalara etkisi mutlaka görülecek. Bunun görülmesi de büyük oranda Dow Jones Endeksinin bir miktar gerilemesiyle ortaya çıkacak. Aynı zamanda bu durum altının yükselişini beraberinde getirecek bu hafta içerisinde. Öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla hem dolar tarafına bakacak olursak da bu gelişmeye bağlı olarak düşünecek olursak, yani diğer gelişmeleri bir kenara bırakıp Avrupa'daki siyasi, bahsettiğiniz siyasi krizi bir yana bırakacak olursak, sadece dolar özelinde baktığımızda doların da gerilemesi mümkün. Geriliyor zaten şu an dolar. Ama dolar geriliyor da diğer paralara karşı geriliyor. İşte Japon yenine karşı, Euro'ya karşı evet. Vesaire geriliyor. Ama Türk lirasına karşı da değer kazanıyor bu sırada. Yani doğru. Türk lirası doların gerilemesinden daha hızlı. İşte hocam geriliyor. Onun etkisi, onun nedeni tamamen o da İbrahim Türkiye'deki. İbrahim Dere de burada sormuş. Amerika'da borç tavanı sorunu aşılamazsa dolar TL ne olur diye sormuş. Borç tavanı sorunu aşılacak bir şekilde ama aşılana kadar ne olur diyelim. Yani o sonunda elinde sonunda aşılacak. Aşılana kadar dolar değer kaybeder. Yani değer kazanır diyemem. Çünkü Amerika'nın faizleri ama düştü. Ama Türk lirasına karşı soruyor İbrahim. Ha, Türk lirasına karşı, işte ben de onu söylüyorum. Türk lirasına karşı da olsa dolar değer kaybeder diye düşünüyorum. Çünkü uluslararası piyasalardaki hareketlere bağlı olarak değer kaybedebilir. Hı hı. Ama Türkiye özelinde bakacak olursanız bu işte son dünkü gelişmeler, işte Erbil'deki gelişmeler, Suriye, Hatay'daki olaylar. Bunlar çok ciddi gelişmeler. Türkiye'nin doğu, güneydoğu tarafında o sıcak durumun bir noktada Türkiye'den para çıkışının özellikle Suriye'ye doğru bu sefer Suriye'den giren paranın belki Suriye tarafına, Suriye'ye doğru çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla o da doların Türk lirası karşısında yükselmesine neden olur. Yani sepet olarak bakılacak olursak sepetin yükseleceğini söylemek mümkün. Uluslararası parite piyasalara göre o endeksle bakacak olursak o zaman doların uluslararası piyasalarda düşebilecek olması bir miktar dolar Türk lirasının yükselişini yavaşlatır ama yükselir. Hı hı. Belki hafta içerisinde 2.05-2.05.50 o seviyelere kadar yükseliş olabilir ama. Bu olay başlı başına sadece dolar TL kurunun alıp başına gitmesine sebep olmaz. Nitekim dolar düşüyor ama sepet şu an yükseliyor. Bak Okan, euro dolar euro
TL 2.74'e gelmiş durumda. 2.74-70 seviyesinde. Evet. 2.74-70 bayağı yüksek çok, evet. Bir seviye. Diğer taraftan dolar TL'de 2.03 şu an biraz geri çekilme oldu. Demin yayına başlarken 2.04'tü. 2.03-63 seviyelerine kadar bir miktar geri çekildi. Hocam şu bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Avrupa tarafını da düşünmemiz gerekiyor yalnız. Hani İtalya'daki evet, mesele. Evet, evet. İtalya'daki mesele yeni bir mesele değil. O yüzden ben doların euro karşısında gerileyeceğini, yani euro dolar paritesinin hafta içerisinde bir miktar yükseleceğini bekliyorum. Hı-hı. Ama o yükseliş olmadan önce, şimdi bugün pazartesi günü, bütün hafta içerisinde ne olacağını piyasa bugünden itibaren fiyatlamaya başlayacak. O da dalgalanmaya neden olacak. Dolayısıyla gün içerisinde euro dolar paritesinde bir miktar aşağı hareketlenme de olabilir. Bu siyasi gelişmelere bağlı olarak İtalya'daki. Ama Amerika'daki gelişmeler yeni. Yani daha piyasaya yeni gelen, önümüze yeni gelen bir konu. Ama İtalya'daki konu daha 2 ay önceden başlamıştı ve bugüne yansımış durumda. Dolayısıyla yani rest çekti ya Berlusconi. Direkt evet. bakanları istifa etti. Şu an yeniden hükümet yani desteğini çektiği anda orada da 2 tane parlamento var. Alt kanatta zaten iktidardaki parti orada güçlü ama öbür tarafta aynı kongre gibi mutlaka Berlusconi'nin desteğine ihtiyacı bulunuyor. Yoksa evet. Hükümeti devam ettiremeyecek. O da ciddi bir ayrı sorun. Şu an 2 tane sorun var. Biri Amerika'dan, biri Avrupa'dan kaynaklanan. İkisi de normalde dolar ve euro'nun diğer bir paralar karşısında değer kaybetmesi lazım. Evet, evet. Yani normalde ne bileyim işte Avustralya dolarının, işte İsviçre frangının veya İngiliz pound'unun diğer paralara karşı bir miktar değer kazanması lazım. Fakat şu an farklı güçler, hangisi daha güçlü bilmiyorum. Hani lisede fizik dersinde göstermişlerdi. Evet, vektörler. Vektörler değil mi? 2 kuvvet çekiyor. Şu an hangi kuvvet daha baskın çıkacak onu tahmin etmek zor ama en azından Türkiye'de dolar, daha doğrusu TL her iki paraya karşı da şu aşamada olumsuz gidiyor. Fakat yükseliş bir miktar sınır hız kesmiş durumda. Evet, şimdi bu nedenle benim ilk etapta pazartesi salı günü euro dolar paritesinin belki 34-30 seviyelerine kadar bir miktar İtalya'daki gelişmelere göre bağlı olarak bir miktar gerileyeceğini düşünüyorum. Hafta ortasından itibaren ben doların euro karşısında değer kaybedeceğini düşünüyorum. O yüzden hafta içerisinde bu izleyicimizin sorduğu soruya cevaben söylüyorum. Bir miktar dolar Türk lirası paritesinde yani dolar Türk lirasında 2.0550'ye doğru hareket olabilir. Evet. O ancak sonrasında yine geri çekilmeler olacak. Ama 2'nin altını bekliyor musun bu hafta? Bu hafta beklemiyorum 2'nin. Bu Güneydoğu'daki gelişmelere baktığınız zaman neredeyse çok çok düşük bir olasılık. Yani orada hala piyasa sence Suriye ile ilgili savaş olasılığı ortadan kalktıktan sonra hala Türkiye'nin oradaki siyasi dış siyasetindeki sorunlarını yansıtıyor mu yani? Piyasa? Evet. Evet. Yani Suriye'deki daha doğrusu Suriye sınırındaki gelişmeler Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. Suriye'deki yani Suriye'ye bir müdahale yapılıp yapılmayacağı değil. Zaten o şu anda muğlak. Neredeyse olmayacak. Bana sorarsanız olmayacak. Eğer olacak olsaydı Amerika daha önceden bu işi yapardı. Ya adam borç harcayacak para bulamıyor. Nasıl oraya zaten harcama yapacak yani? Evet. Ama bu işin Türkiye'ye olan etkisi belirgin olacak. Yani bizim özelimizde Suriye-Türkiye sınırı özelinde oradaki gelişmeler Türkiye'ye biraz gelecek gibi gözüküyor. Hmm. Bu DHKPC'nin yaptığı işte açıklamalar işte Türkiye'yi biraz sıkıntıya sokabilir finansal piyasalar özellikle. Evet. Peki şimdi şey diyeceğim. Bu borç tavanı, borç limiti konusu tamam piyasaları şu aşamada geriyor. Aynı zamanda Avrupa'daki İtalya'da Berlusconi'nin şu anki durumu da Avrupa'yı geriyor. 2 tane gerilmiş. Japonya'ya bakıyorum. Japonya'da hepsinden daha fazla gerilmiş. Yani şu an Japonya'daki düşüş 2.06'yı buldu. Evet. Yani 2'nin üzerine çıktı. Ve Amerikan vadelilerinde satış baskısı hakim. DAX'ta %0.85'lik bir geri çekilme var DAX vadelilerinde. Avrupa genel olarak şeye baktığımda diğer Stoxx 600 geri çekiliyor. Yani tümüyle şu anki piyasa şartlarında
yatırımcının nasıl bir tavır almasını önerirsin? Yani bu tür bir, yani şimdi cumhuriyetçiler çıkıp da evet ya biz düşündük falan, bu tabii ülkemizi biz şeye sokmayız gibi bir laf etse anında her şey terse döner. İşte orada biraz açıkçası öyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum, ama diyelim ki olsa bile o durum bu sefer faizlerin yeniden yükselmesine neden olabilir. Evet. Şimdi bugün bu sorun çıktı, yarın başka sorun çıktığı zaman bunlar nasıl birbirlerine davranacaklar cumhuriyetçilerle demokratlar? Dolayısıyla hani bir noktaya geldikten sonra sorun artık bir noktaya kadar büyütüldükten sonra artık onların biz tamam işte ülkemizin geleceği için gerekli neyse onu yaparız gibi bir söylem içine girmeleri bu sefer yapmazlar, ama yapsalar bile... Peki dur bir dakika, ayın 15'inde 17'sinde şey oldu. Tamam, bu artık son harcanacak son kuruş da tükendi. Ondan sonra da Amerika maaşları ödeyemiyor. Düşünsene, yani Amerika memuruna maaş ödeyemiyor. Ondan sonra bu iş inada bindiğini düşün. Hocam bir de şöyle bir şey var. Yani belki Amerika'da... ne diyecek sistemi... yani cumhuriyetçi? Obama mı geri adım atacak? Yok, şimdi biz tam Amerikan sistemini bilmiyoruz. Şimdi belki bizim burada bilmediğimiz çok küçük bir ayrıntı olabilir. Belki piyasalarla paylaşılmayan. Şimdi mesela derler ki... Amerika'da borçlar ödenemiyor, işte memurun maaşı ödenemiyor bilmem vesaire. Bunlar konuşuldu diyelim ki ve gerçekleşti. Diyelim ki borç tavanı yükseltilmedi. Ama belki şu olabilir, borç tavanı yükseltilmez ama birisi çıkar der ki borç tavanı yükseltilmedi ama biz daha 3 aylık bir stoğumuz var, para stoğumuz. Biz 3 ayda bu ödemeleri yapmaya devam edebiliriz. Belki 3 ay içerisinde başka bir taraftan bu iş çözülebilir. Yani buna da hazırlıklı olmak lazım. Şimdi aslında 17 defa olmuş bu. Hani öyle bir şey olsa belki daha önce de olurdu ama Okan, biliyorsun Obama'nın hani şey etkisi de varmış. Coin basma etkisi. Düşünsene. Evet. Coin dediğimiz bu normal demir para basma etkisi varmış. Adam çok rahatlıkla bir 100 milyar dolar basabilirmiş yasaya göre. Tamam işte. Krugman da, Paul Krugman da daha önce bunu yazmıştı. Hani sen de gülüyorsun bak, yani böyle bir artık iş şeye var. Evet. Düşünsene Obama elinde birer dolarla böyle demir paralarla falan şey yapıyor. Borç ödüyor, memura maaş ödüyor. Çok güzel karikatürize edilebilir. Şimdi gelelim, bunlar kısa vadede piyasayı etkileyecek şeyler. Bizim şeye gelelim. Önce altını konuşalım. Çünkü altın sorusu çok fazla geliyor. Çok fazla insanda yatırım şeyi var. Yani altın artık Türk toplumunun temel yatırım aracı gibi bir şey oldu. Mutlaka giriyorlar. Ama burada güzel bir de soru var. Zeki Uyurum sormuş. Ona geçeyim. Onu sorayım da ondan sonra altına geçelim. Turizmden euro gelir elde etmekteyiz diyor. Elimizdeki euroları tutalım mı yoksa bozmak için ideal seviye mi diye sormuş. Sen ne diyorsun? Bana sorarsanız evet, bu seviyeler ideal olabilir. Çünkü bu seviyelerden daha yükselmesini ben beklemiyorum. Yani sepet belki yükselse bile euro dolar paritesi daha sonradan düşebileceği için euro TL kurunun bu seviyelerde kalması muhtemel. Dolayısıyla evet, arkadaşlar grafiği ekrana verelim bir. Grafik üzerinde euro TL kuruna bir bakalım. Daha önceki geldiği ve döndüğü seviye euro TL'nin 2.76 seviyesi. Şu anda da 2.74 seviyesinden işlem görüyor. Grafiği bir ayarlayabilir misiniz? Şu an tam gözüküyor. Tamam. Şöyle dikkat edersen 2.74'e gelmiş durumda. Buradan 2.60'lardan çok sert bir yükseliş oldu. Bir de şeyi söyleyelim istersen Okan ya. Eğer Zeki Bey bize şey yazabilirse, yani bu turizm gelirleri herhalde nakit olarak gelmiyor ceplerine. Bu ne bileyim gelecek ay gelecek olan euro geliri var. Evet. Öbür ay gelecek olan euro geliri var. Önemli olan burada işletme için bence şu değil mi? Yani sonra ne oluru merak etmesine gerek yok ki. Yani bu fiyattan eğer ben eurolarımı bozdursaydım karlılığım ne olurdu ve bu kar bana yeter mi? Öyle değil mi? Evet. Euro'nun düşüp yükselmesinden ziyade ya bir daha bunu bulamam. Euro tekrar bir daha geri çekilmeye başlarsa, ki şöyle söyleyeyim, İtalya'daki sorun öyle kolay çözülecek bir sorun da gözükmüyor yani. Tekrar seçime kalırsa iş, bu sefer öbür hani bir komedyen vardı. İtalya'da aldı bütün şeyi, oyları götürdü.
onun bile çok güçlendiğini görebilirsin ki adam tamamıyla Euro bölgesinde bu yapısal reformlara veya işte sıkılaştırma programlarına karşı birisi zaten. O zaman tam bir hengame olur zaten. Evet. O zaman İtalya diğerlerini de böyle girdabın içerisine çekmeye başlar. Yani evet, İspanya'yı falan. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu seviyeden itibaren ben olsam, bilmiyorum sen ne diyorsun, bir turizmci olarak en azından gelecek gelirlerimin şu an vadeli işlemler piyasasında işte Forex'i burada kullansınlar. Evet. Öyle değil mi? Korunma amaçlı işlem. Korunma amaçlı işlem. Yani spekülatif işlem değil. Şimdi girip Forex piyasasında ben normal gelecek 2 ay sonraya, 1 ay sonraya, 3 ay sonraya satış yapabilirim. 3 ay sonra gelecek paramı şu anki kurdan satarım ama 3 ay sonraki fiyat daha yüksek olacaktır. O 2.76 değil, belki de 2.78, 2.80 olacaktır. Çünkü o vade farkı bindiği için üzerine. Evet. Daha yüksekten bozdurabilecek ama burada işletmecinin karar verirken euro yükselecek mi düşecek mi yerine ben buradan bozdurduğumda ne kadar bir kar elde etmiş oluyorum, bu benim için yeterli mi diyerek hareket etmesi gerekmiyor mu? Evet hocam, kesinlikle o şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bir açı da ben isterseniz kazandırayım meseleye. Şimdi 2.75 civarında değil mi? 2.75 civarında bugün bozsa, 2.75'ten TL alsa, bunu bir yıllık %10 faize koysa, o zaman şimdi şunu demesi lazım bu kişinin. Yani 2.90'lara çıkacak mı çıkmayacak mı bir yıl içerisinde? Eğer 2.90'lara çıkmayacaksa o zaman bugünden bozması aynen iyi olacaktır. Evet tabii. Zaten temel mantık o future'da zaten. Evet, yani o yüzden 2.90'a çıkmayacağına inanıyorsa. Ben sana söyleyeyim şimdi onun ne dediğini bizi izlerken Zeki Bey'in. Ya ben zaten alıp bozdursam bile onu bankaya korup %10 faizli tutmuyorum ki diyecektir. Fakat teknik olarak şöyledir. TL'nin maliyeti %10'sa, %12 ise, tamam mı? O senin alternatif maliyetin olduğu için o şekilde hesap yapmak zorundasın. Evet. Yani bir yıl içerisinde 2.90'a çıkmayacaksa burası dediğin gibi bozdurulması gereken. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Orada sanki ikili bir tepe oluşuyormuş gibi bir evet, görüntü var. Evet, çok net ikili tepe. Şimdi o yüzden ona da dikkat etmesi gerekiyor. Ama bana kalırsa sanki 2.76'lara doğru bir sarkaç yapabilir piyasa. Eğer iyi bir seviyeden satmak istiyorsa belki 2, ama o da risk. O riski alıyor. Ya hayır zaten lazım. İlla %100'ünü satmasın canım ya. %30'unu satsın, yükseldikçe %30'unu daha satsın. Yükseldikçe %30'unu daha satsın yani. Veya düşmeye başlarsa kalan %30'unu satmaya başlasın. İlla bir defa da işlem yapmanın anlamı yok. Doğru. Bir şimdi bir reklama gideceğiz Okan. Sevgili seyirciler, kısa bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet, para notasında tekrar birlikteyiz ve hemen altını konuşmaya başlayacağız. Ve sen özellikle FX piyasaları, MTA konusunda çok asıl uzmanlık alanın diyeyim oralar. Şimdi altında istersen şöyle bir şey yapalım. Birincisi biz hangi yatırımcının vadesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz izleyenlerden belki birçoğu FX piyasalarında altın, ons altın alıp satıyorlar. Evet. Onların ilgilendiği şey bizim günlük grafiklere değil, belki 15 dakikalık veya 60 dakikalık grafiklere bakarak bir şey söylemen gerekiyor. Bir de sıradan evinde bizi izleyen İçişleri Bakanları var. Hanımlar böyle genellikle tasarruf anlamında alıyorlar, bir tarafa koyuyorlar, gün yapıyorlar. İşte altın ne olacak? Birbirinden borç alırken altın alıyor. Onlar bir merak ediyor altının ne olacağını. Onlara verilecek cevapla diğer gruplara verilecek cevap ayrı. Evet. Bir de böyle altını sürekli istikrarlı bir şekilde alıp biriktirenler var. Yani her ay parasının bir kısmıyla altını alıp bir kenara atanlar var. Yani onlar çok sağlamcılar ve onlar aslında düşeceğinden falan korkmuyor da onlar daha çok hani altın alacağım da bu ay nereye kadar düşer? O elindeki altının yükselmesini de istemiyor. O alırken ucuza alayım diye düşündüğü için sürekli o hep aklında almak var. Şimdi bu kesimler açısından şey yapalım. Bir, forexçiler. Yani bu onzu alıp trade edenler, gün içinde al sat yapanlar vesaire. Onlar için ne diyorsun? Şimdi onlar için kısa vadede bu İtalya'daki ve Amerika'daki siyasi dalgalanmaların bir noktada altını zaten geçen haftadan beri yükseltti ama biraz daha yükseltmeye devam edeceğini bekliyorum. Şimdi bak grafikte görüyorsun şeyi Okan. Evet. 1280 seviyeleri dip oldu.
ve burada yukarı doğru geldi. Şu an 1339 dolarda bulunuyor ve daha önceki o sert düşüş 1179 dolar seviyesi ki piyasa bunu kabul etmedi. Ve benim için artık altının dibi 1280. Yani 1280'in altına bir daha geleceğini pek fazla düşünmüyorum yani. Evet. Geldikçe de daha doğrusu gelirse de alım geleceğini düşünüyorum. Evet. Burada bu grafik tabii 60 dakikalığa bakacak olursak 60 dakikalıkta senin dediğin gibi Amerika'daki sorunlar, İtalya'daki sorunlar altını hızla 1320'den 1340 seviyelerine evet. kadar yükseltmiş bu sabah. Evet, orada bir momentum oluşmuş dikkat ederseniz. Evet. O momentumla birlikte 200 saatlik o anladığım kadarıyla. Ancak oradaki... Evet bu 200 saatlik ortalama. 200 saatlik ortalama. Tabii orada o çok bir şey ifade etmeyebilir. Bu da 21 saatlik. Hmm. Ama şöyle söyleyeyim. Oradaki o son son 8 saat içerisinde oluşan o yükseliş hareketi evet. Bir momentum yaratmış durumda ve o momentumla birlikte o daha önceki direnç seviyesi destek olmuş. Yani burada çok basit bir evet, teknik analiz evet, yapacak basit olursak. Evet, şurası dirençmiş şu bölge. 1335 dolar seviyeleri ve bunun üzerine çıkmış. Şu an o 1335 destek olmuş. Evet, bu şimdi yeni bir bant oluşturabilir önümüzdeki günlerde. 1340 ile 1380 arasında oluşabilecek bir yeni bir dalgalanma. Yani şöyle diyorsun. O zaman 1335 ile 1380 diyeyim yani. Evet hocam. Şurası 1380. Yani şöyle bakacak olursak 60 dakikalık grafiklerde şu şekilde bir hareketten bahsediyoruz. Evet, en azından tekrar bir 1375 o civarında o 80 civarındaki o yükseliş şurası. Seviyesine kadar yavaş yalnız o kadar çok hızlı değil ama daha yavaş bir süreçte bir yukarı yönlü hareket olabilir. Yani şöyle mi diyorsun? Buralarda biraz bekliyor, sonra yavaş yavaş yükseliyor böyle ve 1375'e doğru mu gidiyor? Evet, evet. Yani senin beklemediğin şey şu. Yani beklemediğin hareket şu. Buradan gelmiş buraya. Buradan daha böyle bir hareket beklemiyorsun. Yok öyle bir hızlı bir hareket olacağını evet, zannetmiyorum. Sen daha çok şöyle bir hareket bekliyorsun. Evet onun nedeni de şundan dolayı doların bir miktar yükselme olasılığından bahsediyoruz ya. Evet. Doların yükselme olasılığı yani hafta içerisinde. İş çözülürse Amerika'daki iş. Hem çözülürse hem aynı zamanda şeydeki şimdi dikkat ederseniz son günlerde emtia fiyatlarında bir gerileme oldu. Hisse senetlerinde evet. de oldu. O bununla birlikte doların bir miktar düşüşünü yavaşlatır veya yükselişini beraberinde getirir ama çok sınırlı bir yükseliş getirir. Hı hı. Önümüzdeki iki gün içerisinde. Biraz önce de dediğim gibi pazartesi salı günü bunu bekliyorum. Daha sonraki ilerleyen günlerde doların yeniden düşmesi gündeme gelir. Hani çarşamba, perşembe özellikle de istihdam verilerinin açıklanması öncesinde bu cuma günü biliyorsunuz istihdam verileri açıklanacak. Evet o çok önemli. Çok evet. önemli. Onun öncesinde piyasa biraz tedirgin davranıp doları tekrar satabilir. Dolayısıyla hafta ortasına kadar öyle söyleyeyim. Dolar bir miktar yükselebilip daha sonra düşeceği için önümüzdeki iki gün içerisinde ki o süreçte altının yukarı yönlü hareketi biraz daha yavaş olur. Anladım. Hafta ortasından itibaren daha yavaşlar. Dolayısıyla hem ama yükseliş devam eder kanısında. Altında. Evet, altında yükseliş devam eder kanısında. O zaman stopunu verelim. Yani stop hani her ters bir ihtimale karşı yatırımcılar şu an bizden algıladıkları mesaj şey. Yani altın yine de yükselmeye devam eder şeklinde konuşuyoruz ya. O zaman benim görebildiğim stop burada yaklaşık olarak 1330 seviyesi. Evet. Yani 1330 seviyesinin altına gelecek olursa orada tekrar bir 1300'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdi orada hem de ciddi bir geri çekilme olabilir. 1330'un altında gecelik kapanış yaparsa. O zaman da şu aşağı yönlü bant görüyorsunuz orada. Belki 1420'den itibaren başlayan bir trend bir hafif orada bir aşağı yönlü trend var ama o trend bana tam aşağı yönlü bir trend oluşmuş görüntüsü vermiyor. Ama yine de 1330'un altında dikkat etmek gerekir. Bak ama şurada olmak. Da zaten şöyle bir sıkışma söz konusu şimdi. Evet. Yani bu trend de gelmiş. Şurada bir normal simetrik bir üçgen oluşmaya başlamış. Yani burada bir şekilde aşağıya da yukarı kıracak. Evet. Ama şu an yukarı kırma olasılığı biraz daha yüksek. Yüksek gözüküyor. Siyasi gelişmelere evet. bakarsanız. Peki yüksek. Sıradan vatandaş ve altını alıp biriktiren, TL bazında altın düşünen bir vatandaşı düşün. 86 lira seviyesinde zannedersem altın.
95 liralara kadar yükselmişti, 95 liraya yaklaşmıştı. Sonra 83 liraya düştü. Sonra şimdi 86 lira seviyesinde TL bazında baktığımız zaman. Ve görünen o ki 84-85'in altında fazla kalmadı. Ve sanki bu 82 şey değil mi? Yani bayağı bir önemli destek veya 80 lira çok çok önemli bir destek olmuş değil mi? Evet. Yani çok iyi bir alım yeri olarak 80 lira çok evet. iyi. Oraya gelirse herhalde orta ve uzun vadeli alım düşünenler için çok iyi bir alım yeri gibi duruyor. Zaten Türk lirası faizlerinin de düşük kalmaya devam edeceği bir ortamdaysak, yani siyasi politik olarak politika faizleri biliyorsunuz. Düşük tutulmaya devam ediyor. O beraberinde doların yani işte sepetin güçlü kalmasına neden olabilir. Evet. O açıdan bakıldığı zaman da aşağı yönlü çok bir potansiyelinin olduğunu zannetmiyorum. Benim görebildiğim 80 ile 83'ün arası orta ve uzun vadeli alım için evet. oldukça uygun. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi bir de borsaya bakacağız. Borsa çok sert düşüyordu ve özellikle de geçen hafta boyunca tüm zamanla yani tüm geçen hafta boyunca düştü. 5 gün boyunca düşüş yaptı borsa. Grafiği verelim ve biraz da borsanın açılışına bakalım. Bu şurası Perşembe sabahı. Yani borsada işte Fed'in aldığı karar başlatmaması tahvil azaltımı. Arkasından Cuma günü sert bir düşüş. Arkasından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. 5 gün arka arkaya geçen hafta düştü ve bir önceki günde yani bir önceki haftanın Cuma gününde eklersek 6 gün arka arkaya düşüş. Bu sabah itibariyle de açılış daha düşükten oldu. 74.149 en düşük seviyeyi gördü. Şimdi 5 dakikalık grafiklere bakacağım. 5 dakikalık grafiklerde görüldüğü üzere bir boşluk bırakmış durumda. Yani 74.774'ten kapanmıştı ve açılış 74.250 aralığından oldu. Tahmin ediyorum borsada da artık şu boşluk doldurulmuş oldu. Evet. Ve bu boşluk doldu ki buradan bir alım bekleniyordu ama şu anki şartlarda zor zannedersin. Evet. Ne diyorsun? Hocam şimdi zaten şu son hani Fed'in kararı sonrasında oluşan yükseliş sonrasındaki gerileme çok normal. Çünkü Türkiye'de ne siyasi olarak ne ekonomik olarak değişen hiçbir şey olmadı. Evet. O yüzden orada bir yeniden geri çekilme mümkün. Hatta şu anda daha biraz daha tedirgin bile olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü o yaşanan yükseliş yani 65 binden civarından başlayıp da 75 bin civarına kadar yaşanan yükselişi eğer biz nihai hareket olarak görecek olursak geçen çarşamba gününden sonraki evet. hareketi hariç tutuyorum. Eğer yani bizim nihai gittiğimiz nokta 65 bin 75 bin ise buradaki 10 bin puanlık hareketin bir düzeltmesi olacaktır diye düşünüyorum. Yani o 70 ve 80 binlerden gelen hareketi bir balon olarak görecek olursak... Burası onu, balon zaten, evet. Oraya balon olarak görecek olursak 72 binlere doğru... Buraya bir balon çizeyim. Hareket olabilir. Şu çizdiğiniz trend, alttaki trend çizgisini... Yani burası 73 bin. Evet, o seviyelere doğru bir hareket olabilir evet. yeni alım gelmeden önce. Yeni alım gelmeden önce buraya kadar bir düşüş olabilir... Hatta biraz daha 60 dakikalıklara bakacak olursak ve buna bir de şeyi de ekleyecek olursak, bu volümü de ekleyecek olursak ki volümü de ekleyelim. Burada yüksek işlem miktarları gerçekleşti. Ben yayında söylemiştim daha önce, bizi izleyenler biliyorlar. Ne kadar büyük bir işlem hacmi patlaması olursa, tepe seviyelerde oluyorsa şu şekilde, o bir dönüş sinyali oluyor. Evet. Veya dipte gerçekleşirse hacim patlaması, bak tam şu dibe yakın yerlerde burada da bir ciddi hacim var. Tabii bu çok önemli bir hacimdi. Özellikle geçen hafta içerisinde son iki tane şeyde yeniden ciddi hacim artışıyla borsa aşağı geldi. Yani bak burada hacim artıyor. Yaklaşık olarak 80-90 milyon lot bir saatteki hacim ve arkasından düşüş devam ediyor. Şu an borsada evet bir geri çekilme olacak. Büyük bir ihtimalle benim tahminim bu geri çekilme sonrasında bir yukarı tepki olacak. Şu an için 75 bin 250 seviyesi bir direnç oldu ve bu direnci bugün kırmamız çok zor. Yani 75.250 seviyesinin üzerine çıkmamız oldukça zor. Şu seviyenin üzerine çıkmamız oldukça zor. Dolayısıyla burada bir sıkışma. İlk belki tepki 73.500'de gelebilir. Şurada gelebilir.
Yani buradan itibaren bir yukarı doğru hareket olabilir. Evet. Ama bu hareketin de ben yine de cılız kalacağını düşünüyorum. Şu an borsa şey diyor, yani ben artmaya gönlüm yok diyor ama tabii dış piyasalardaki bütün hareketler belirliyor. Yani dış piyasalarda olacak bir olumlu gelişme de burayı da olumlu etkileyecektir. Ama bu sabah bakacak olursanız hem Asya'dan başlayan bir düşüş var. Evet. Future'ların hepsi düşüş, yani düşüşte. Evet. Amerikan future'ları. O yüzden... Şu an 0.75 aşağıda Amerikan future'ları. Vadelileri. Nikkei %2.06 kapattı. Çin %0.41 yukarıda ama o Çin'in kendinden kaynaklanan o iç piyasaya... Ama onların imalat sektörü satın alma müdürleri endeksi de kötü geldi bu sabah. Beklentilerin altında geldi. Onun dolayısıyla hani etkisi belki yarın... O da acaba şeyi mi arttıracak? Yani bir, hani acaba Çin iç piyasaya bir destek falan çıkmak zorunda kalır büyümeyi tutturmak için? Evet. Hem o bir de Japonya sanayi üretimi büyüdü. Japonya'nın sanayi üretimi geçen 2011'den bu zamana kadar, Mart 2011'den bu nükleer felaket olduktan bugüne kadar ki en yüksek, en belirgin yükseliş oldu. Evet. Japonya'nın sanayi üretiminde. O yüzden Çin belki o nedenle de yükseliyor olabilir ama zaten yükseliş o kadar belirgin bir yükseliş değil. Yani bütün dünya aşağı yönlü hareket ederken bugün itibariyle veya en azından yarından itibaren Çin'in de bu dalgaya katılacağını evet. düşünüyorum, düşüş dalgasına. Evet. Zeki Uyurum diyor ki tekrar merhaba demiş. Future Forex nedir tam olarak bilmiyorum ve eminim benim gibi birçok esnaf da bilmiyordur diyor. Bunun için bir bilgi verebilir misiniz diyor. Şöyle, ben asıl bu konuda bilgi vermek istiyorum zaten. Yani bizim firmalarımız bir öğrense şu vadeli piyasalarda ihracat, ithalat riskini sıfırlamayı, tamam mı? Kendi ticaretlerine odaklansalar kurlardan zarar etmezler. Evet, kesinlikle. Kurlardan hiç zarar etmezler. Kur istediği yere gitsin. Sen onu yapabiliyorsan, bu konuda ben daha önce, hani hatırlıyorsun Okan, sen de Borfin'de eğitim veriyorsun. Bir eğitim açtım. Bütün kur risklerinden korunmanın diye, tamam mı? 4 kişi mi ne katıldı? Düşünebiliyor evet, musun? Evet, o kadar önemli bir konuya 4 evet, kişi. Evet, o kadar önemli ki sadece buna 4 kişi katıldı. İnanamadım. Ya evet. dedim, hiçbir firma dedim bu kurlardan sürekli darbe yiyor, dayak yiyor. Bundan şey yapamıyorlar mı? Ve çok şaşırmıştım o zaman. Ve ondan sonra dedim ki nasıl olsa kimse öğrenmek istemiyor. Hatta biz İTKİP de bu konuda firmaların hepsini toplayıp ya bunu nasıl engelleyeceksiniz? Biz de biliyorsun vadeli işlemler borsasında likidite çok düşük. Evet. Yani bir 5 milyon dolar satmaya kalksan satamıyorsun. Evet. 3 milyon dolarlık bir ihracat gelirini satmaya kalksan satamıyorsun veya neyse artık. Orada hatta kurumlarla, aracı kurumlarla reel kesim bir araya getirdik. Dedik ki anlaşın siz kotasyon siz bir şey satmak istediğinizde aracı kurum kotasyon versin. Hı hı. Yani orada hiç olmasa o gün piyasa şartlarında neyse. Fakat o da çok fazla çalışmadı. Ve en son şu şey, Allah'tan şimdi daha likit piyasa. Yani Forex piyasasında Euro TL çok daha likit. Evet. Yani orada daha uluslararası fazla... piyasada likit. Evet, uluslararası piyasada evet. likit. Oradan yapılabilir. O konuya ayrıca şey yapalım. Hüseyin Bey diyor ki demokratikleşme paketinin bizde etkisi ne olur? Yabancı oranlarının durumu nedir diyor. Şöyle yabancı oranlarında ciddi bir geri çekilme oldu geçen hafta içerisinde. Demokratikleşme paketinin bizde etkisini açıklanmadan söyleyebilmemiz mümkün değil. Çünkü içeriğini gerçekten bilmiyoruz. Ve bu demokratikleşme paketini gördükten sonra ancak bir şey söyleyeyim ama pek şu an bir etki beklemiyoruz. Evet, dolar TL yorumunu sormuştu Kemal Bey. Dolar TL'de de 2'nin üzerinde kalmasını, 2.02'nin evet. ve 2.02 ile 2.05, 2.06'yı ben bekliyorum. Evet, evet. Okan ve süremiz de bitmiş. Rona da beni uyarıyor, kapatmamız lazım diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Sevgili seyirciler, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah para rotasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.